Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 12 18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili koçlar Güneş terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu hafta 16 Ekim'de terazi burcunda bir yeni ay doğacak yeni ay öncesinde gökyüzündeki etkiler nasıl enerjiler ne yönde bizi etkileyecek haftanın geneline şöyle bir bakalım Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki zor bir hafta 12 Ekim 18 Ekim haftası. Terazi burcunda ilerleyen Güneş'in çok güçlü ve sert açıları bu hafta etkinleşecek. Bununla beraber gezegeniniz Mars Koç burcundaki retrosunu sürdürüyor. Ve buna ilaveten 14 Ekim'den itibaren Akrep burcunda Merkür geri harekete başlayacak. Evet Merkür yılın son Merkür retrosu Akrep ve Terazi burçlarında meydana gelecek. 14 Ekim'de Terazi Akrep Burcu'nda başlayan retro 28 Ekim'den itibaren terazi burcuna doğru gerileyecek ve retro 3 Kasım'da sona erecek. Bu dönemde özellikle ilişki dinamikleriniz, ilişkilerinizle bağlantılı her türlü paylaşımlarınız, finansal konularla ilgili alanlarda bazı sorgulamaların artması, zaman zaman günlük hayatınızda rötarların olması, biraz sizi geriye çeken enerjilerin yoğunlaşması bu dönemde mümkün görünüyor. Merkür Akrep'te sizi daha tutkulu yapabilir ama bir yandan da bilinçaltınızdaki her türlü takıntılı düşüncenin etkisinde daha fazla kalabilirsiniz. Buna dikkat edelim lütfen. Çünkü akrebin yöneticisi Mars da aynen sizin gibi şu anda Koç burcunda gerilemekte. Bu da enerjileri biraz daha sıkışık, biraz daha zor hale getiriyor. Ve 14 Ekim'de Mars Güneş'in tam karşısında olacak. Güneş Mars karşıtlığı etkinleşiyor. Hemen 15 Ekim'de Oğlak burcundaki Plüton'un Güneşle bir kare açısı var etkinleşiyor ve hafta sonu 18 Ekim'de ise Güneş'in bu sefer yine Oğlak Burcu'ndaki Satürn'e dik açısı etkinleşecek. Güneş yaşam enerjimizi yönetir. Güneş sistemimizin merkezi aynı zamanda ve bizim günlük motivasyonlarımız, bilinç düzeyimiz Güneş'le alakalıdır. Ve Güneş'in bu kadar ...güçlü ve sert açılar içerisinde olması bu hafta genelinde biraz hayatımızda sıkışık ve baskılı hale getirebiliyor. Özellikle her türlü ilişki dinamiğinizde oluşabilecek gerilimlere dikkat etmek lazım. Çünkü 14'ünden itibaren anlaşmazlıkların, iletişim sorunlarının, biraz zıtlaşmaların olması mümkün. E, agresyona dikkat edelim, gereksiz öfkelere, gereksiz tepkilere dikkat edelim. Mümkün olduğunca çok acele ve sabırsız kararlar vermemek gerekiyor. Biraz sakin kalmak, biraz olayları oluruna bırakmak bu dönemde daha doğru görünüyor. Üstlerle ilişkilerinize, aile büyükleriyle olan ilişkilerinize dikkat edelim. Evet üzerinizde bazen gereksiz baskılar hissedebilirsiniz, engeller hissedebilirsiniz. Ee, ama bunları belki bir süre sizin bazı hayatınızdaki bazı detayları görmeniz ve onları fark etmeniz için de bir fırsat olarak karşınıza çıktığını unutmayın. ve 16 Ekim'de bu enerjiler altında Terazi burcunun 23 derecesinde yeni ay doğacak. Tabii ki yeni ay yeni olasılıkları gündeme getiriyor ki ilişkileriniz alanında bu. işbirlikleri evlilik gibi konular, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar veya süre gelen evliliğinizde, süre gelen ilişkilerinizde, iş birliklerinizdeki bazı yeni e, kararlar adına bu yeni ay çok güçlü bir yeni ay aslında ay sonuna kadar 31 Ekim'e kadar olan süreçte ilişki dinamiklerinizi daha fazla gözden geçirebilirsiniz bazı ayrışmaların yol ayrımlarının da ortaya çıkması mümkün veya süre gelen ilişkilerinizdeki bazı eksikleri hataları bu dönemde daha iyi analiz edebileceksiniz her türlü ilişkinizde karşınızdaki kişi eşiniz olabilir, partneriniz, ortağınız, yakın arkadaşınız. Bazen bu bir rakibiniz olabilir, bazen bir açık düşmanlık olabilir. Herhangi bir dava, yasal bir konu olabilir ki terazi mahkemeleri, davaları, yasal konuları da sembolize eder. Bu alanlarda güç mücadelelerinin, biraz çatışmaların, biraz ister istemez hayatımızda aşmamız gereken bazı zorlukların, baskıların gündeme gelmesi mümkün görünüyor. 16 Ekim itibariyle bu konu ve kavramlar ay sonuna kadar olan süreç içerisinde daha fazla zihnimizi meşgul edebilir günlük hayatımız içerisinde belirleyici olabilir sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim hoşçakalın